Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Space Engineers'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu girişi 3. seferdir yapmaya çalışıyorum çünkü ilkinde öndeki klipleri çekmeye çalıştığım için Action'ın sesini kapalı unutmuşum, nereye gittiğini hemen fark ettim. İkincisinde hıçkırık tuttu tam girişin ortasında merhabalar ben Köftes Köfte demeyi bitirmeden önce, şimdi de 3.sünü dinliyorsunuz zaten ve bölüm arası neler yapıldı? Valla. Evet, ilk önce bu buranın biraz turunu yapacağız ve daha sonra birkaç bir şeyi ayarlayıp planlardan bahsedeceğiz. İlk olarak bir şeyden bahsedeyim. Hızlıca bir şey göstereyim. Şu arkadaşları Tier 2'ye yükselttim. Tip. Aa, bir de dur. Şu komut ile helmet'i kapattım şimdilik. Onun ayarlarıyla biraz uğraşacağım bir ara. Şunların hepsi Tier 2. Biraz daha hızlılar ancak biraz daha hızlanmaları lazım. Aşağıdaki de aynı şekilde. Ayrıca onun ayarları kopyalandı. Ve bir zamanlar var olan asteroidimizden geriye kalan tek şey sadece burada. Evet. Tam olarak şu tarafta olan bir asteroid vardı, artık yok. Şu kanatlar... Ne olacak, onların hepsi tam kararlaştırılmadı. Ancak şu kanat biraz değişecek ve biraz uzayacak ve hangara dönüşecek. Evet, burası hangarımız olacak. Evet, devam edelim. Şurası reaktör odası. Biraz yapı değişecek burada. Biraz daha yuvarlanacak. Ancak basitçe temel haliyle gene benzer bir biçimde olacak. Yani reaktör odası olarak olacak. Reaktörümüz burada, ancak bunu bir ara değiştireceğim ve tabii ki de oyunu gene yeni açmıştım. Ah, ve evet, sevgili reaktör. Bunu koyacağım. Bu arkadaş 6 gigawatt enerji üretiyor, ancak kullandığı yakıt düz uranyum değil. Uranyum ve mermileri falan yaparken kullandığımız zımbırtı, adını unuttum. Onu beraber kullanıyor. Evet, burası depolama odam. Şu konveyörler biraz değişecek. Evet. Aa, bu sefer doğru buldum. Komponentler burada, ingotlar şurada bir yerde, ore'lar burada bir yere gene gidiyor. Geçici olarak medikal alalım. Biraz şarj olalım. Ve bu sefer soğumayan ve bitmeyen kahvemle değilim. Onun yerine diyet kullanmayayım. Evet. Gelelim. Buraya. Ve burada güzel bir sürpriz var. Voila. Advanced Assembler ve Advanced Raffineriler. Evet. Advanced Assembler ve Advanced Raffineri gördüğünüz gibi. Bunların bir de altında ve üstünde 3 tane giriş var. Upgrade slotu. Arkada 4 tane normal standart. Olduğu gibi bunun yanı sıra üstte de bir üstte ve altta 1,5 arlık yer var. O yüzden 2 tanesini yan yana kullanıyorum. Ortada bir tane upgrade'i paylaşıyorlar. Üst ve alta neyi koymuştum? Bakalım erişebilecek miyim? Erişemedim tabii ki de. Buraya effectiveness'ları koyduğuma göre üst ve alta da energy efficiency'leri koymuş olmalıyım.
Bu arkadaşlar normal bir rafinerinin 10 katı daha hızlı çalışıyorlar. Yani bu tek başına 10 rafineriye ya 10 ya da 20 rafineriye bedel olacaktı. Tam hatırlamadım şimdi. Ancak enerji kullanımı da bir o kadar fazla. O yüzden öyle bir sıkıntı var. Ama totalde daha kârdasınız ve bunlarda da aynı durum söz konusu ve şu modelleme gerçekten bir harika ama maalesef hareket etmiyor. Hareket etse daha da mükemmel olacaktı. Ve aşağıya bağlılar gene. Burada yanlarda şöyle birer tane var. Tabi bunlar birbirine yapışık oldukları için çünkü neden diye soracak olursanız bunlar kooperatif modda çalışıyor. Hepsinin yanına koyamıyoruz fakat üstte iki tane ve arkada iki tane slot mevcut. Yani totalde 6 upgrade slotu destekliyorlar. Ve aşağıya girelim. Autocraft alanımız burası da. Buraya normal assembler'ları koydum tabii ki de. Ancak şu power efficiency'leri bir ara normal productivity modülüyle değiştireceğim. Çünkü enerji üretimimiz bir noktadan sonra hani enerji diye bağıracak. Ayrıca şimdilik team'in programmable block ve timer'ı burada fakat bir adet server odası da oluşacak. Şu reaktör odasının hemen üstündeki bölme server odası olacak. Burayı evet bayağı bir yuvarlayacağım. Hani daha sonra server odası olmayacak. Ofis katı olacak. En üst kat. Merkezinde medical room olacak. Yanlarında bir yerde server odası olacak ve yaşam alanları, yönetim merkezi, kaptan odası vesaire vesaire. Şurada bir yerde yatak alanlarını falan yapabilirim. Hatta gezegene bakan bölge olur orası. Evet, bu tarz şeyler düşünüyorum. Şu kalan parçanın 2-2 olması, 4 bloğa sığar şekilde olması biraz zorladı beni. Bu arada şuraya biraz daha gelecek. Ve şu konveyörlerde biraz değişecek. Bunlar geçici bir düzen şu an. Evet, basitçe üst şu an bu şekilde. Şu geçişleri de geçici kullanıyorum. Bunlar yerine çok fantastik bir projem var. Onlara muhtemelen her şey bittikten sonra güzel bir gelişeceğim sizle beraber. Henüz ben de tam test etmedim. Sizle beraber öğreneceğiz nasıl çalıştıklarını. Not paketimi inceleyenler az buçuk ne olduğunu belki tahmin edebilir. Bak, yorumlarda bekliyorum nasıl tahminler çıkacak. Evet, şuralarda bir kısmı camla dolacak. Şuralara catwalk falan ekleyeceğim. Merdivendir, şudur budur. Fantastik şeyler. Evet. Yani ilginç planlar var burayla alakalı. Ve kullanacağım başka bir şey daha. Bir saniye. Gezegen burada, o zaman hangar burası, tamam. Ve bunu kullanacağım. Aa, çok küçükmüş. Biraz daha büyük bekliyordum. Hangar sign. Sana bir bakalım. Bakalım başka. Nelerimiz var? Administration, airlock, apartments. Bunu kullanacağız mesela. Armory, assembly. Dark bathroom ve rigidic ve danger crew quarters, computer communication commands, cargo bay, day disassembly dock, looking for do not enter drone bay. Evet, bayağı bir seçeneğimiz var. Engineering, elevator, drop bay, greenhouse, hangar. Bunu kullan. Bu ihtimallerimizden biri. Office, medical station, missile, access,
Science Restoration Resource Refinery Reactor Room Rail Station. Evet, bayağı bir şey var. Evet, bunu kullanacağız. Evet, tabii ki de şu mod yeni gözlem oldu. Şimdilik şöyle koyalım, şuraya gelecek asıl. Ve eğer buradan girip, tabii anteni hala koymadık. Hangar sign. Evet, mavi ışık yayıyor kendisi. Hangara bitti. Hangar sign'a tekrar gelelim bir. Bakalım. Evet, normal lamba gibi çalışıyor. Evet, bunun üstünde daha fazla uğraşacağız. Buraya kapıdır, şudur budur gelecek ve hepsi hava yalıtımlı olacak. Bütün alan. Her şey bittiğinde tabii. Ancak şimdi sizle beraber yapacağımız önemli bir iş var. Burası. Bunu daha önce bölüm arası yapmıştım, hatırlıyorsunuz. Evet, şimdi iki adet LCD ayarlamamız gerekecek. İlki... Oops. Senin adın... Component quota olsun. Evet. Team. Component. Evet. Bu şekilde komponentleri direkt gösteriyor. Kotaların ne kadar doldurdular, şudur budur vesaire şeklinde. Bu böyle kalacak. Bundan istediğimiz tam olarak bu. Bu zaten gösterme için. Hatta bir saniye. Let's see. Bunları yok. Bunlar zaten gözlem için olacak. Şimdi sana gelelim. Senin adın. Cool. Bir saniye, buna hatta dur. Component display olsa. Tamamdır. Sen component quota ol. Team. Bunda ufak bir değişikliğimiz var. Priority koyuyoruz. P1 koydum ben. Ve gördüğünüz gibi voila. Bunlara bir priority koymuş durumda. Bu sayede ne oluyor diye soracak olursanız, P1 yaptığınız takdirde bu kotayı belirleyen olacak. Şu an bayağı düşük kotalar koymuş durumda, dikkat ederseniz. Bu kotaları ayarlayacağız. Şimdi ilk olarak oyunda iki tip kota var. Onlara değineceğim sizle beraber. İlk kotamız şuradan bir çok bariz bir örnekle göstereceğim. Şu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi bu 8000 steel plate istiyor mesela. Burada olay nedir? Sistemde 8000 steel plate varsa bunun içine atacak demektir. Ama 8000'den fazlasını atmayacak. Eğer sistemde 8000 steel plate yoksa kota olarak bunu alacak ve eğer bunlardan biri steel plate craft etmeye ayarlanmışsa 8000, bunun içindekiler 8000'e ulaşana kadar o arkadaş craft etmeye başlayacak. Evet, bu birinci kotamız. Bunu pek çok yerde belirleyebilirsiniz. Bunu en verimli kullanacağınız kısım o demin gösterdiğim arc reaktör. Bayağı verimli kullanıyorsunuz onda. Bunun yanı sıra silahlar, mesela Tibble'ta koyduğumuz taretler gibi, onlar da belli sayıda, sadece belli sayıda olmasını istiyoruz biliyorsunuz. Ve onun dışında da sistemde olmasına gerek yok. O yüzden de Tibble'ta olacak silahlarımızda ihtiyaç duyduğumuz kadarını craft ediyor. Ve kullandıkça sadece yenisini craft ediyor. Bu ilk kota stilimiz. İkinci kotamız şuradaki rakamlar. Bu timin standart ayarları bayağı düşükler. İnanılmaz derecede düşükler.
Başlangıçta olmadığınız takdirde hiçbir işinize yaramaz. Ki başlangıçta da hiçbir şekilde autocraft yapmayacaksınız zaten. Evet. Burada olay nedir diye soracak olursanız, şu sayılara ulaşıncaya kadar craft ediyor. Bu assemblerleri çalıştırıyor. Bunların her biri. Bu ana kutu, kotamız gibi bir şey. Ve devam edelim. İkinci, bu minimum quantity ve minimum percentage. Burası da ikinci, üçüncül kotamız. Burada olay nedir diye soracak olursanız, diğerlerine olan oranlarıyla kotaları belirliyor. Ben tercihen bunu kullanmıyorum, ancak bu vanilla oynuyorsanız eğer, yani modlarla çok fazla uğraşmıyorsanız mükemmel bir ayardır. Burada size tavsiye edeceğim şey, steel plate'i tamamen o anki imkanlarınıza göre ayarlayın. Geri kalanı zaten otomatik ayarlamış oluyor. Evet, şimdi bir örnek olarak ayarlayalım buradan. Pardon. Evet, şimdi buraya edit public text dediğimiz takdirde ayarlamaya başlıyoruz ve ben bunu 80k olarak ayarlıyorum. Evet. Kaydettim mi? Evet, kaydetmişim. Tamam, güncellemesi bazen zaman alabiliyor. Ancak şu an kotamız o aslında ve gördüğünüz gibi ilginç. Bir saniye. Her daim videonun ortasındayken problem bu. Heh, tamam, güncelledi şimdi. Gördüğünüz gibi kotamız güncellendi buradan. Burada kotaya göre değil, bunlar craft oldukça, yani elinizdeki sayıya göre diğerleri orantılanıyor. Yani bu nedir diye soracak olursanız, bu 80K'ya ulaştığında diğerleri buna göre ayarlanıyor. Ancak ben bunu sevmiyorum, o yüzden ben bölüm arası bunları kadar sonra birazdan bunları ilginç bir biçimde ayarlayacağım. Ancak sonrasında da, öncesinde bir de assembler'ları nasıl ayarlıyoruz ona bakalım. Evet, ilk önce ilk assembler'ımız. Steel. Evet, gel bakalım. Bunları off modu alıyoruz. Her daim o aklınızda bulunsun. Hatta ve hatta ben şöyle hepsini toptan seçeyim ve hepsi kapalı modda olacak. Bunu daha önce de gösterdim, ancak anlamayanlar olmuş. O yüzden detaylı bir biçimde anlatıyorum. Sonrasında buradan production kısmına geliyoruz. Inventory niye dolu? Ha tamam, yanlış. Ha, steel plate. Gel bakalım. Ve ben tercihen o kuyrukta 30 tane koymayı tercih ediyorum. Bırakmayı. Ve şunu mutlaka işaretleyin. Repeatable mod. Asla bitirmiyor elindekileri. Oops. 30 tane koyuyorum. Sürekli birer birer yapacak bu. Ve bu 30 tane sürekli inventorisinde duracak. Ve basitçe olay nedir diye soracak olursanız, şimdi gelelim. Tim Steel Plate. Ve production'a geldiğimizde gördüğünüz gibi bu çalışmaya başlamış. Toggle block on moduna alındı. Ve şurası 80.000 tane olunca var. Şu an hangi arkadaş, ona bir bakalım. Tabii anteniniz yok. Steel plate. Tabii antenimiz yok şu an, değil, buraya bağlı. Hızlıca geçici bir anten takayım. Antena. Vanilla anten kuralım. Neden olmasın? Geçici olarak şöyle bir yere koyalım bir anten. 9. Evet, tekrar 9.
Evet, bu modun neden yeni favori modun olduğunu anlamışsınızdır. Evet. Seaplate Assembler'ım bu benim. Ve bu arkadaş şu an çalışıyor. Gelip buradan içerisine baktığım takdirde de gördüğünüz gibi çalışıyor ve kotası 80 bin olana kadar çalışmaya devam edecek. Ve bu sayı arttıkça diğerlerinin de kotasının artmaya başladığını göreceksiniz. Basitçe şu anki düzen bu. Şu kısmı ben tamamen sıfırlayacağım. Bunların hepsi %0 olacak. Çünkü ben bu kısmı sevmiyorum hiçbir şekilde. Ben tamamen kendi kontrolümde orantılamak istiyorum. Fakat eğer özellikle vanilla oynuyorsanız şuradaki ayarlar, oyunun standart 3 tane büyük gemisi var. Onların malzeme ihtiyacına göre ihtiyacı baz alınarak hesaplandığı için muhtemelen sizin en çok işinize yarayacak oranlar olacaktır. Sadece steel plate oranını ihtiyacınıza göre ayarlayın. Geri kalanı kendisi otomatik olarak yapacaktır. Evet, ve diğer komponentlerin her biri için ayrı bir assembler'ı tek tek ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde işliyor crafting mekanizması. Ve şunu her seferinde yapmayı nefret ediyorum ancak ayarları kaydetmiyor hiçbir şekilde. Ve istasyona bir isim vereceğiz. Onu düşünüyorum ben. Evet, düşünelim bakalım. Bu bölüm bölümün ilerleyen kısımlarında yapacağım şey, daha sonrasında yapacağım şey, şu kotaların hepsini ayarlamak. Geldiğimiz yerdekinden çok daha geniş bir kota olacak bu arada. Ve önümüzdeki bölüm muhtemelen bir inşaat bölümü yapabiliriz. Değişik şeyler size göstereceğim. Ve bölüm en öncesinde şu arkadaşı alacağım ve şuraya gideceğiz. Misler gibi oradaki hedemizi toplayacağız ve buraya geri geleceğiz. Ve tabii ki de burada ışıklara da ihtiyacımız var. Şunlar bu arada dikkat et, reaktör bölmesine bakacak olursak bu arada tamamen heavy armor. Burası bayağı bildiğiniz heavy armor direkt. Yani sağlam bir biçimde korunuyor aslında. Şurası da heavy armorla kaplanacak. Ve üst kat ofis katı olacak. Şu aralardan asansör görevi görecek arkadaşımız geçecek ve şuradan da sevgili personel önüne bir kapımız olacak. Evet, şu an için planlar bunlar. Şu anten içinde muhtemelen ofis binasının tepesine ya da en alta yine bir kubbe şeklinde bir şey düşünüyorum. En alta anten koyacağım. Hangi anteni kullanırım bilmiyorum. Sena. Bakalım anten olasılıklarımıza. Laser anteni bir yerde kullanacağım. Evet, bunlar anten değil bu arada. Evet, antenlerimize bakalım. Bunu zaten biliyorsunuz. Hatta şöyle bakalım. Daha net görülüyor. Bunun yanı sıra şu benim çok sevdiğim bir anten. Şu var normal vanilla antenin biraz daha kısası ve vanilla anten. Vanilla anten kullanabiliyorum aslında. Evet, vanilla anten kullanıyorum sanırsam. Evet, vanilla antenin güzel gidebileceği bir yer kendisi. Ve önceki bölümlerin birinde gene birinin sorduğu bir şey, inertial dampers tam olarak ne? Evet, bu aşırı yavaş gemimizde göstereceğim. Inertial dampersları kapatıyorum ve gördüğünüz gibi ilerliyorum. Ve sabit hızla ilerlemeye devam ediyorum. Eğer inertial dampersları açarsam ters yönde iticiler çalışmaya başlayacak ve aracımı durduracak. Özellikle uzayda aşırı önemli olan bir şey durmanızı sağlıyor. Ya basitçe geminin otomatik fren sistemi. Eğer o olmasaydı ne yapacaktınız diye soracak olursanız gidiyorsunuz ve geriye doğru kendinizi basmanız gerekiyor. Ve sıfıra gelmek için bayağı kasacaksınız. Ve sıfır gene geçti. O yüzden inertial damper'ı kullanıyoruz.
Evet, bu da basitçe böyle bir şey. Evet. Basitçe bu bölümde de bunları anlattığımıza göre sanırım bölüm arası ben yapacağım inşaatlara devam edebilirim. Buraları kapatacağım, sadece şuralardan giriş olacak şimdilik. Ama asıl plana daha sonra geçeceğiz. Evet, her şeyi bitirdikten sonra sizle asıl planı yapacağız ve ben bir de dünyaya inip dünyadaki her şeyi yağmalayıp buraya geri geleceğim. Tabii her şeyden kastım şu assembler ve rafineriler yağmalanacak. Evet, ondan sonra hangarıdır, şudur, budur yapacağız ve asıl eğlenceli kısma o zaman girişmeye başlayacağız. Güzel güzel, büyük, devasa, harika gemiler. Mars'a gideceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Ay'a gitmek istiyorum ben. Ay'a gitmedim. Ay'a gitmeden uzaya yerleştik. Biraz normal zaman örgüsüne ters ilerliyoruz. Bu arada gemi için düşündüğüm renk şu. Daha gemi demişim, istasyon. İstasyon bu renk olacak muhtemelen. Ama şimdilik şöyle kalsın. Yani dışarıdan parlayacak biraz. Arkadaş, bazı yerlerde şerit koymayı düşünüyorum. Evet. Bu bölümlük sanırım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.